Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım keyifler yerindedir. Bu dersimizde seçme araçlarımızdan bir diğeri olan Quick Selection Tool aracını inceleyeceğiz. Aracımızı seçelim. Klasik olarak ilk başta yukarı kısmı inceleyecek olursak en başta 3 adet fırçamız var. Bu fırçalar ilk başta olan yeni seçim yapmaya, ikinci olan seçim eklemeye, üçüncü olan da yaptığımız seçimlerden yeni yaptığımız seçimleri çıkartmamıza olanak sağlayan fırçalardır. Örneğin yeni seçim yaparken ilk başta birinci fırçamız aktifken seçim yaptığımızda şu anda gördüğünüz gibi şurayı seçti ve direkt bir sonraki fırçamıza geçti. Yani diyor ki ben bundan sonra senin yaptığın seçimleri ilk yaptığın seçime eklerim. Biz şu anda buranın hepsini seçtik ve artı fırçasında olduğu için klavyemizden alt tuşuna bastığımızda gördüğünüz gibi eksi ikonu ortaya çıktı. Şu anlama geliyor. Ben şu anda senin yaptığın seçimleri bu yaptığın seçimden çıkartırım. Bakın şu anda şu kısmı çıkarttık. Şöyle aşağıları sildik. Sadece şu üst kısım seçili kaldı. Ama bu fırçamız artı değil de eksi fırçasındayken elimiz hiçbir şeye basılı değilken şu şekilde mouse'umuzu gezdirerek çıkartma işlemleri yapabiliriz. Ve şu an eksi fırçasında yani yaptığın seçimleri bir önceki yaptığın seçimden çıkartma anlamına gelen fırçamızdayken klavyemizden shift tuşuna bastığımızda şu anda da yaptığımız seçimleri ekliyor. Yani şöyle diyelim, özetleyelim. Artı fırçasındayken alt tuşuna bastığımızda eksi fırçasına geçiyor. Eksi fırçasındayken shift tuşuna bastığımızda artı fırçasına geçiyor. Tabi elimiz basılıyken bu oluyor. Elimizi shift'ten kaldırdığımızda tekrardan ilk başta seçilen fırça hangisi ise ona dönüyor. Bu 3 adet fırçanın hemen yan tarafında fırçanın büyüklüğünü ayarlayabileceğimiz, sertliğini ayarlayabileceğimiz kısım var. Örneğin şu an 391 pikselken boyutu şu kadar. Biz bunu azalttığımızda biraz daha küçülüyor gördüğünüz gibi. Arttırdığımızda daha da büyüyor. Tabi bunu da buradan kullanmıyoruz. Klavyemizden alt tuşuna basarken mouse'umuzun sağ tuşuyla sağa doğru veya sola doğru götürdüğümüzde fırçamızın boyutunu büyütüp küçültebiliriz. Bunu görmüştük. Yukarı doğru götürdüğümüzde bu sefer hardness yani sertliğini değiştirebiliriz. Veya aşağıya doğru götürdüğümüzde aynı şekilde hardness'ın yani sertliğini değiştirebiliriz. Azaltıp arttırabiliriz. Yani yukarı ve aşağı hardness, sağ ve sol fırçanın büyüklüğü. Tabi elimiz klavyeden alt tuşuna basılı tutarken mouse'umuzun sağ tuşuyla bu oynama hareketini yapıyoruz. Ctrl D ile seçimleri temizleyelim. Şimdi bu gördüklerimizi bu fotoğrafımıza uygulayalım. Örneğin biz şu taş ve kadının burada kalıp arka planın değişmesini yani arka planın silinmesini istiyoruz. Quick Selection Tool aracındayken şu taşı şöyle seçiyoruz. Mouse'umuzla bir defa tıklayıp bırakmadan mouse'umuzu sürükleme yapıyoruz. Şu şekilde. Şu araları çıkartıyoruz. Elimiz alt tuşundayken. Çünkü şu anda artı fırçasında. Şöyle çok kabaca hemen saçları da seçelim. Saç kısımlarını daha güzel bir şekilde seçmeyi ilerleyen derslerimizde daha ayrıntılı bir şekilde göreceğiz. Şu kısım kalmış. Burayı da seçelim. Ve bunu yeni bir katmana çıkartmak istiyoruz. Klavyemizden Ctrl ve J tuşuna bastığımızda yeni bir katmana çıkarttık. Arka planımızın gözünü kapattığımızda gördüğünüz gibi seçim yaptığımız kısımları farklı bir katmana çıkartmış olduk. V tuşuna basıp seçim yaptığımız kısma bir defa tıklayıp şu şekilde oynatabiliriz. Bunu istersek farklı bir fotoğrafta, farklı bir resimde kullanabiliriz. Evet arkadaşlar bu dersimiz bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.